Sen de gidip beni mi ateşe attın? Bir. Sen güçlüsün oğlum. Senin kalbin buna dayanır. Ama Vanş dayanamaz. Evet, ben güçlüyüm. Ama isteyerek mi, yoksa mecburen mi? Sen beni ne sandın anne? Taş kalpli mi? Hiç üzülmem mi sandın yoksa? Sen sadece bir oğlunu düşündün anne. Diğerini ise kendi ellerinle cehennem ateşinin ortasına attın resmen. Bir. Ne kadar adaletli bir karar vermişsin yine anne. İki oğluna da yalan söyledin. Artık hiçbir şeye inanmıyorum. Ben sadece Vanş'ın mutluluğu için, huzuru için gerçekleri sakladım, o kadar. Bu ne demek anne? Ben abimi önemsemiyor muyum yani? Ben abimin mutlu olmasını istemez miyim sence? Ben İçay'a da abime de kızmıyorum ki. Kusura bakma anne. Ama sen ne beni anlamışsın, ne de abimi. Bir. Ne olur affet. Hayır anne. Benden af dileme sakın. Ben kimim ki seni affedeyim? Tek bir şey biliyorum. O da senin tapasyayı hala bu evin gelini olarak görmek istediğin gerçeği, başka bir şey değil. Eğer abimi de beni de gerçekten seviyorsan, böyle bir oyun oynamamalıydın anne. Bu oyunun sonu iyi mi bitecek sanıyorsun? Peki ben? Nasıl izleyeceğim onların evlenmelerini? İçe abimle evlenirken nasıl bakacağım? Bunları hiç düşündün mü anne? Ben abimin yüzüne artık nasıl bakacağım? Anne lütfen. Senden tek bir ricam var. Sakın beni düğüne çağırma. Ben abime bir şekilde açıklarım bunu. O beni anlayacaktır. Yeter ki sen işime karışma. Ve şunu sakın unutma. Abim İçay'la benim aramdaki ilişkiyi öğrenince her birimizden
ömür boyu nefret edecek anne. Tiksinecek bizden. Ve bunun tek sorumlusu sensin. अपनी तो जैसे